Ben çok farklı kadrolar hatırlıyorum. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki işte Elanoğlu, Baroşlu, Keytalı, işte Frank Rijkaard zamanında oluşturulan kadro döneminde televizyonda yaptığım programlarda belki de Galatasaraylıların çok farklı tepkilerini çekmiştim üzerime. Bunun bazı sebepleri vardı. İçinde oynadığım Türkiye Ligi'ni bilişim, oyuncu kalitesine göre kadro dağılımının yapılış biçimleri. Bunları o dönemin Habertürk gazetesine sanırım yaptığım röportajda ifade ettiğimde ve televizyonlarda söylediğimde ciddi tepkiler almıştım. İnsanlar tabii farklı şeyler bekliyorlar ama biz olayın içinden gelenler olarak bunu değerlendirirken biraz takımdaşlık duygusunun dışına çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü biz futbolcuyuz. Bu mesleğe olan saygımız bizim gelecekte söylediklerimizin esiri olmaktan ziyade başka yerlere götürebilir bizi. O zaman şöyle demiştim, yani çok asker yok. Klasik, klişe bir tabir. Çok önemli yıldızlar, çok önemli kadro, çok pahalı bir kadro. Ama ben bu takımın bizim geçmiş dönemde yaşadığımız o birlikteliğin, Galatasaray ruhunun yansıtma şansının az olduğunu ve burada bazı hocadan da kaynaklanan bazı eksikler olduğunu, çünkü Türkiye Ligi'ni tanımıyor ve çok fazla ümit bağlamayın babında bazı kelimeler tükettiğimde tabii çalıştığım televizyon kurumlarına, mail adreslerine, işte zaman zaman o zaman sosyal medya çok fazla kullandığım bir alan değildi. Sosyal yaşamda tepkilerle karşılaşmıştım. Bunları kibarca, güzel bir dille ifade etseniz de maalesef insanlar duymak istediklerini veya görmek istediklerini, hayallerindekini anlatmamızı istiyorlar. Öyle olmadığını söyledim. O sene 5., bir sene sonra 8., zannedersem Galatasaray'ın sıralaması hani title'da o listede kötü performanslarla kötü bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Kimse de kalkıp ya sen haklıymışsın, Hakan doğru söylemişsin demedi.